İçine doğduğumuz coğrafya, tarih, ülke, toplum, aile bir araya gelip kaderimizi yaratıyor. Kimliğimizin, kim olduğumuzun, tarihimizin hem öznesi hem de nesnesiyiz. İkinci meşrutiyet ilan edildikten hemen sonra oluşan özgürlük ortamında onlarca dilde çıkan gazetelerin arasına Ermenice zaman anlamına gelen Jamanak da dahil olur. 28 Ekim 1908'de Misak ve Sarkis Koçunyan kardeşlerce kurulan Jamanak, kurulduğu özgürlük ortamında tirajı 15 bin lira ulaşan, Anadolu'da düzenli olarak okura ulaştırılabilen, Balkanlar, Kafkasya, Mısır'a değin geniş bir dağıtımına sahip günlük siyasi bir gazetedir. 1915'te yazarlarının pek çoğu, özgürleşmesi için mücadele ettikleri memleketlerinden Osmanlı Devleti hükümetince sürgüne gönderilir. Jamanak yazarlarını haberleştirir. Belki de tarihindeki en trajik anlardan biridir bu. Habere konu ettiği, haberleştirdiği kişiler kendini var eden yazarlarıdır. 1915'te yazarlarının çoğunu ama daha da önemlisi okurlarının neredeyse tamamını kaybeden Jamanak, soykırımları, sürgünleri, kayıpları kayda geçirip hafızalaştırır. Ara Güler gibi topluma mal olmuş pek çok ismin yolunun kesiştiği Jamanak, her dönemin getirdiği güçlükleri göğüsleyerek yoluna devam eder. Osmanlı'dan günümüze ulaşmayı başaran ve Türkiye'nin aralıksız yayımlanan en eski gazetesi olan Jamanak, 2008 yılında 100. yaşını kutlar. İliklerine yaşam, tarih, hafıza, sayfalarına emek, bakışlar, korkular, tanıklıklar ve hayaller sinen Jamanak tam 113 yıldır çıkıyor. Daha doğrusu 113 yıldır aynı aile tarafından her aşaması aynı titizlikle hazırlanarak çıkarılıyor. Koçunyan ailesiyle özdeşleşen gazete, 1345 aydır, 490.925 gündür okuruyla buluşuyor. Bugün 23 yaşında gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlenip tam 25 yıldır bu görevini aralıksız sürdüren sevgili Ara Koçunyan ile gazeteyi, daha doğrusu ailenin bir ferdi olan Jamanak'ı, ailesi ve toplumu için ne ifade ettiğini, aile geleneğini nasıl devam ettirdiklerini, gazeteciliğin kamusal, toplumsal içerimlerini, Türk-Ermeni ilişkilerinde Jamanak olarak her zaman bardağın içinde yalnızca damla varsa o damlayı görmelerinin nedenini konuşacağız. Ara Koçunyan, 4. kuşaktan gazeteci. Daha doğrusu gazeteciliğin içine doğmuş biri. İşi adıyla, adı kimliğiyle, kimliği toplumuyla harmanlanmış. İnsan, insanı insanda tanırmış. Hadi gelin biz de bir insan yaşamından yola çıkarak rotası insana ve şüphesiz kendimize olan bir yolculuğa çıkalım. Merhaba, Söz ve Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün Jamanak gazetesindeyiz. Bu gazete 1908 yılında Misak ve Sarkis Koçunyan tarafından kuruldular ve bugün 4. kuşaktan torun Ara Koçunyan tarafından yönetilmekte ve çıkarılmakta. Sevgili Ara Koçunyan, öncelikle programımıza hoş geldiniz ve kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kuruldu ve Cumhuriyet'ten daha eski bir kurumun yöneticisisiniz. Ve bizi bu gazetenizde ağırlamaktasınız ve gazetenin özel bir köşesindeyiz. Bu dikiş makinesi de özel bir nesne burada, bir işlevi var anladığım kadarıyla. Bununla başlamak ister misiniz? Jamanak'ın 113 yıllık bir serüveni var ve bu gazetenin tarihinde dediğiniz gibi Koçunyan ailesi, gazetenin kurucuları ve sonraki kuşakları idame ettirmiş durumdalar. Ve Jamanak'ın tarihinde kadınlar çok önemli. Jamanak'a çalışan kadınlar çok önemli ve Koçunyan ailesindeki kadınlar çok önemli ve de Koçunyan ailesinin dünürlerinin kadınları çok önemli. Böyle ilginç kadınlar var. Jamanak'ın ilk sayısında Zabel Esay'ın yazısı var ilk sayfada. Ve ondan sonraki dönemde gazetenin kurucularından Sarkis Koçunyan'ın eşi Araksi Koçunyan, daha sonra
onun dünürü Nevrik Sebuhyan, büyük annem Lili Koç, daha sonra annem Nadia Koç'un, yani şimdi yazı işleri müdürü olan ve başka birçok insan, birçok kadın Jamanak'ta büyük emekleri var. Bu hem editoryal üretim anlamında hem de gazeteyi desteklemek anlamında önemli. Bu şu an üzerinde sohbet ettiğimiz de anneannemin dikiş makinesi. Neden burada bu dikiş makinesi? Anneannem yetimhanede büyümüş bir kız çocuğuydu. Çok küçük yaşta annesini kaybetmişti ve yatılı olarak rahibe okulunda yetişmişti. Dolayısıyla kendi kuşağındaki benzer koşullarda yetişen insanlar gibi zanaatla bir teması vardı. Dikiş dikmeyi biliyordu. Bu makine onun evindeydi. Ben küçükken bunun üzerinde oyun da oynardım. Çok tehlikeli oyundu tabii. Çünkü hoş karşılanmazdı. Makine evet. Bozulabilirdi falan. Sonra biz bu mekana taşınırken kendi kafama göre bilmiyorum ne kadar yerine oturdu. Şöyle bir kombinasyon yaptım. Biz gazetenin bu odasında genelde İstanbul Ermeni cemaatinin okullarından öğrenciler ağırlıyoruz. Ermeni toplumunda böyle bir gelenek var. Cemaat okullarına giden öğrenciler sınıflarına göre ya da başka kriterlere göre gruplar halinde bu gazetenin bürosuna ziyarete getirilirler. Bu çocukların dilleri ve kültürleriyle ilgili olan bir üretime tanıklık anlamındadır. Çünkü okulda öğrendikleri Ermeniceyi İstanbul Ermeni toplumu koşulunda okul sonrası pratik edebilecekleri hemen hemen yegane mecra, temel mecra bu gazetedir. Öğrendikleri dilde yayınlanan bu gazete. Dolayısıyla Jamanak'ın bürosuna ziyarete geldiklerinde biz burayı temsili bir sınıfa dönüştürüyoruz. Kendilerine eşlik eden öğretmenlere bir koltuk tahsis ediyoruz ve öğrenciler için de sandalyeler diziyoruz. Zaten bizim cemaat okullarının sınıfları fazla fazla kalabalık olmazlar. Bu ziyaretlerde pandemi öncesinde yapıldığı için biraz sıkışık da olsa yan yana dizili sandalyelerde bu odada ağırlıyorduk onları. Ve onları ağırlarken dile, kültüre dair kendileriyle konuşurken, sorularını yanıtlarken ben de masa olarak bu dikiş makinesini kullanıyordum. Çünkü bir şekilde orada çocuklara verilmek istenen mesajın içerisinde o dille, kültürle, edebiyatla ve bütün onlarla örülmüş bir yaşam tarzının içerisinde aynı zamanda zanaatları dışında tutamayız Ermeni halkının gerçeğinden. Bu kuyumculuk olabilir. Yani taş ustası. Taş ustası olabilir, halı dokuması olabilir. Aynı zamanda terzilik olabilir. Bizde aile yadigarı böyle bir sembol vardı. Dolayısıyla bu bütünün içerisinde bunu bulundurmak ve çocuklarla sohbet ederken hani özel olarak bu konuda bir şey demesek dahi karşılarında bulunan insanın işte masa olarak bir dikiş makinesi kullandığını hepsi fark ediyorlardı tabii. Bazen hiç söz olmaz. Bazen de ilk soru o olabilir. Aynı bugün sizin şu an dikkatinizi çektiği gibi. Benim metaforlar çok dikkatimi çekiyor. Şöyle bir söz var malumunuz. İşte bir resim 1000 sayfa metne bedeldir. Bir metafor da 1000 resme bedeldir. Yani bu çok önemli bir metafor. Yani hani bir dikiş makinesi, bir öğrenme ortamı. Yani hani burası bir öğrenme ortamı aynı zamanda. Çocukların kendi dilinde çıkan, kendi ana dillerinde çıkan bir gazetenin bir mekanı. O mekanda işte gazetenin kurucularının resminin yer aldığı ve kaç yılına? 2007 yılına ait bir gazete. 100. kuruluş yıldönümümüzün özel anons sayısı o.
Evet. Yani. Solda, sağda gördüğünüz, solda gördüğünüz Jamanak'ın ilk sayısı. İlk sayısı, evet. Evet. Yani bu, bunları görmek, sonra kendi kültürleriyle, ana dil dolayımıyla, ana dil dolayımında kendi dillerine çıkan gazete dolayımıyla burada bu nesneyi de görmeleri, onların hakikaten de kendi tarihlerinde okuyamayacakları türden çağrışımlara sevk etmesi açısından oldukça işlevsel ve kıymetli. Şimdi kısaca söz ettiniz Jamanak'ın 113. yaşını kutladığınızı ve bu çok uzun bir yolculuk ve Türkiye tarihi oldukça tıpkı dünya tarihinde olduğu gibi çeşitli dalgalanmalarla geldi bugüne. Bu dalgalanmalar işte Osmanlı Devleti'nin işte ikinci meşrutiyetinin ilanının ardından oluşan o görece özgürlük ortamında yayın hayatına başlayan Jamanak gazetesi. Ardından bir 4 yıl kadar esir, 4 yıl kadar işgal altında bir İstanbul'da çıkarıldı. Sonra da Cumhuriyet başladı ve Cumhuriyet'te oldukça kendi içerisinde çeşitli dalgalanmalar yaşadı. Bu dalgalanmalar Jamanak'ı ve Jamanak'la özdeşleşen sizi ve ailenizi nasıl etkiledi? Aile tarihimizden başlayacak olursak, yani sorunuzun ana ekseni o değil ama aile tarihimizden başlayacak olursak, Koçunyanlar 1886 yılında Gürün'den İstanbul'a yerleştiler. Daha önce Urmiye civarında yaşayan bir aileydiler. Sonra Gürün'e yerleşmişlerdi. Gazetenin kurucularının kolu Misak ve Sarkis Koçunyan kardeşler. Anneleri Maryam Koçunyan'la birlikte 1886 yılında İstanbul'a geldiler. Çünkü Maryam Koçunyan çok genç yaşta dul kalmıştı ve bir şekilde çocuklarını İstanbul'a, kent yaşamına yöneltti. Koçunyan kardeşler burada ayrı ayrı çeşitli işlerle ilgilendikten sonra Jamanak'ı kurdular 28 Ekim 1908 tarihinde. Sizin dediğiniz evreler tabii çok önemli. Hani insanlık tarihi açısından çok önemli. Ermenilerin çağdaş tarihi açısından çok önemli. Türk-Ermeni ilişkileri açısından çok önemli. 1908 yılında İstanbul'da Ermenice günlük bir gazete yayınlamak doğrudan doğruya Osmanlı kamuoyunun şekillenmesine birebir katkıda bulunmak anlamına geliyordu. Çünkü Ermeniler yaşamın her alanında büyük bir etkiye sahiptiler. Daha sonra, kısa zaman sonra İstanbul'da bu yeni dönemi, yeni koşulları, yeni değerleri ve yeni ümitleri temsil eden bir gazete olarak Jamanak büyük bir ivme yakaladı. Batıda Balkanlardan doğuda Kafkaslara, güneyde Mısır'a uzanan bir yelpazede gazetenin yoğun, düzenli dağıtımı vardı ve Ermeni basınında bir rekor olarak o dönemde 15 bin tiraj seviyesine ulaştı. Bugün tirajı 15 bin olan bir Ermenice günlük gazete dünyada belki de yoktur. Hani elektronik tüketimi saymayacak olursak. Evet. Ermenistan'ın bağımsızlığını yeni kazandığı 1990'lı yılların başında İrivan'da basılan gazetelerin 50 bin, 40 bin civarında tirajları oluyordu. Ama şu an hani daha sonra o ivme de kayboldu. Şu an hani o rakamlardan çok uzağız. Zaten yazılı basın durumu malum. Mütareke dönemi İstanbul'u özel bir İstanbul'du tabii. Çünkü Jamanak yayınlanmaya devam ediyordu. Arada 1915 yaşanmıştı. Soykırımın son derece ağır şeyleri oldu, sonuçları oldu. Jamanak'a yazı yazan aydınların önemli bir bölümü o dönemde kurban gitmişti. Anadolu'daki Ermenilerin kitlesel yok oluşuyla birlikte gazetenin
çok ciddi bir okur kaybı söz konusu oldu. Gazetenin dağıtımının yapıldığı coğrafya daraldı. Ama bütün bunlara rağmen Şamanak etkili bir yayın organıydı. Halkın nabzını tutan, o dönemi yansıtan bir günlük gazete olarak yayınlanmaya devam etti. Ve yine devam edin ama arada bir şey merak ediyorum. Bu özellikle 1915 soykırımı yaşanırken Şamanak da yayın hayatına devam ediyordu. Bu olup bitenlerin aynı zamanda kendi yazarlarının sürgüne gönderilmesi, katledilmesi durumunda gazetede bu olayların temsili nasıl yer aldı? Temsil edilebildi mi? Tabii. Neticede Şamanak'ın yayınları, o dönemde yaptığı yayınlar, hani bugünden arkaya doğru baktığımızda, hani o gün ne olup bitmiş şey anlamaya çalıştığımızda, sonuçta sık başvurulan bir kaynak mahiyetinde. Çünkü o dönemde yayınlanan ve bugüne ulaşabilmiş olan hemen hemen başka hiçbir gazete yok. Hele de bu coğrafyada o tanıklığı yapmış olan. Dolayısıyla bir tanık gazete durumunda Şamanak. O açıdan önemli tabii. İstanbul'a bilgiler intikal ettikçe gazetede yayınlanmaya başlıyor. Özellikle de kilisenin lokal dini önderlikleri tarafından Patrikhane'ye intikal ettirilen, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne intikal ettirilen raporlar yayınlanıyor ve daha sonra uluslararası basının yankıları aktarılıyor ve o şekilde konu işleniyor bir şekilde. Mütareke dönemi İstanbul'unda da dediğim gibi çok özel koşullarda Şamanak yayınlanıyor. Mütareke dönemi İstanbul'u başlı başına özel bir ortam çünkü. Evet. Hem yani genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş evrelerinin hemen öncesine denk gelen milli mücadelenin bir şekilde yoğrulduğu bir ortamda. İstanbul İngilizlerin ve Fransızların işgali altındayken o koşullarda da Şamanak yayınlanmaya devam ediyor ve mütareke döneminden sonra İstanbul'da açıkta kalan çok az sayıdaki, belki de tek, tam bilmiyorum, azınlık gazetesinden biri olarak Şamanak 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanına da tanıklık ediyor. Bu geçiş hem insanlık tarihi açısından hem de dediğim gibi bu coğrafyanın tarihi açısından, buradaki halklar açısından çok önemli bir tanıklık. Ermenilerin çağdaş tarihindeki en büyük kırılma noktalarından birinin yaşandığı bir zaman diliminden söz ediyoruz. Burada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, bir şekilde Ekim Devrimi ile birlikte Sovyetler Birliği'nin bünyesinde bir Sovyet Ermenistan'ının bulunması ve Türk-Ermeni ilişkilerinin o kadim tarihi devamlılığı içerisinde yeni bir evrenin de başlangıcı oluyor o şekilde. Ve Cumhuriyet'e geçiyoruz. Cumhuriyet döneminde Şamanak hani böyle bıçak gibi bir günden öbür güne değil ama hani gittikçe bir azınlık gazetesi kimliğine bürünüyor. 10 yıllar o şekilde geçiyor. Bu aynı zamanda Ermeni dünyası açısından da ilginç bir süreç. Çünkü bahsettiğimiz dönemde Ermeni diasporası dediğimiz şey şekillenmeye başlıyor, gelişmeye başlıyor. Buna koşut olarak Ermeni diasporasının basınının gelenekleri şekilleniyor ve bu geleneklerin şekillenmesine de İstanbul'daki Ermeni basınının geleneği ciddi bir şekilde esin kaynağı oluyor. 1915'ten kurtulup bir şekilde İstanbul'a dönebilen aydınların önemli bir bölümü mütareke dönemi sonrasında İstanbul'u, Türkiye'yi terk ediyorlar. Dünyanın çeşitli ülkelerine yerleşiyorlar. İşte Kahire'den Paris'e uzanan bir yelpazede ve oralarda içlerinde eskiden, daha önceden Şamanak'ta çalışan insanlar da var. Oralarda gazeteler çıkarmaya başlıyorlar ve bir şekilde
bir model şeyi olarak diaspora Ermeni basınına serüvenine de bir esin kaynağı oluyor. 1970'li yılların ortalarına kadar aşağı yukarı Jamanak'la Türkiye'nin belli başlı büyük gazetelerinin arasındaki makas açıklığı anlaşılabilir bir durumda. Yani o dönemin işte Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet gazetelerine baktığınızda işte 12 sayfa siyah beyaz linotip sistemle hazırlanan, işte tipo şeyiyle basılan gazeteler görüyoruz. Jamanak'ta işte aynı dönemde yine siyah beyaz 4 sayfa, evet, yine linotiple hazırlanan bir gazete durumunda. Yani son derece anlaşılır farklar var. 70'li yılların sonlarına doğru tabii Türkiye'de basının o an itibariyle yazılı basının, daha sonra da hani genel olarak medya dediğimiz kitle iletişim araçlarının büyük holdinglerin himayesinin altına geçmesiyle bu fark son derece hani kıyaslanamaz bir duruma geliyor. Çünkü hani bugün Türkiye'nin önde gelen gazetelerini açtığınızda karşınızda 40-50 sayfalık renkli rotatifte basılan ürünler var. Ama Jamanak hala işte siyah beyaz 4 sayfa bir gazete olarak, işte sadece logosu kırmızı olarak, evet, devam ediyor. Bu tabii zaman zarfında bu söylediğim sembol gazetenin ticari ilan alabilme potansiyelini de beraberinde sınırlayan bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Ve Jamanak sadece hani bütün varlığı boyunca temelde hani o şekilde de olmuş olsa, kendisine nefes almasını sağlayan ilave kaynaklardan beslenme olanağından gittikçe yoksun kalıyor ve sadece hitap ettiği ve hani içerisinde teneffüs ettiği Türkiye'deki Ermeni toplumunun kaynaklarından beslenebilen bir gazete haline dönüşüyor. 90'larda ise yine demir perdenin yıkılmasıyla birlikte yeni bir evre var bir şekilde. Bütün dünyadaki Ermenilerin yaşamına doğrudan etki eden, Ermenistan'ın yeniden bağımsızlığına kavuşma süreci. Tabii Türkiye ile Ermenistan iki komşu olarak yan yana yer almaya başlıyorlar. Yani gönülden çok Irak da olsalar göze çok yakınlar, yan yanalar çünkü. Ve bu yine o en başta söylediğim Türk-Ermeni ilişkilerinin niteliğini değiştiren koşullardan birini yaratıyor. Bu nitelik değişiklikleri her zaman ümit edilen sonuçları vermese de göz ardı edilemez bir realite olarak karşımızda duruyorlar. Bu dönem aynı zamanda bilişim devrimi dediğimiz şeyle de örtüşüyor ve burada da yine karşımızda ilginç bir tablo var. Çünkü dünyanın her tarafında yayınlanan Ermenice gazeteler veya çeşitli yayın organları diyelim, bir anda internet sayesinde bir Panarminyan düzleme yükseliyorlar. Yani bundan önce biz İstanbul'da kendi köşemizde, başka insanlar Beyrut'ta, Paris'te, Bükreş'te, işte Los Angeles'ta, Erivan'da, Kahire'de, şurada burada, işte herkesin kendi köşesinde ürettiği bir basın varken internetin getirdiği olanaklar sayesinde bunlar dakikasında ortak bir ürüne dönüşebilen,
hepsi tarafından paylaşılabilen bir duruma geldiler. Bu çok önemli bir şey. Yani küçük küçük sular bir araya gelip debisi çok yüksek bir ırmağa dönüştü. Debisi çok yüksek bir ırmak biraz fazla iddialı olabilir ama en azından insanların çok daha düzenli ve çok daha ivedi bir şekilde birbirleriyle ve gündemin ortak konularıyla ilgili birbirlerinin düşündükleri hakkında bilgilenme sahipleri oluştu. Ama şu açıdan da kıymetli. Yani artık birbirinden haberdar olsa dahi ilişkisi çok sınırlı olan kişilerin, kurumların bu bilişim devrimiyle birlikte hani birbirlerinin yazdıklarını, ürettiklerini okuyabilmesi, bundan istifade edebilmesi başka türden bir bilinç momentine karşılık geliyor olsa gerek. Evet, dediğinize hani özel olarak bir temkin sergileyemem. Çünkü zaten siyasi gündemin dışında çok önemli şeyleri var, öncelikleri var Ermeni dünyasının. Diyaspora koşullarında yaşayan topluluklar olarak kimliklerini idame ettirebilmek, değerleri yeni nesillere aktarabilmek ve bunların tamamı böyle günlük buhranlar olarak tezahür eder her zaman ve herkesin kendi özgün koşullarında bu amaçlar için yürüttüğü çalışma bir başkası için çok ilginç bir örnektir aynı zamanda. Bunların hepsinin paylaşımının dediğim gibi bir ivme kazanması çok önemliydi. Ve bu bütünün içinde İstanbul Ermeni Cemaati'nin çok önemli bir yeri var. Çünkü Ermeni dünyasında İstanbul Ermeni Cemaati her zaman için çok büyük ve yakın ilgiye mazhar bir topluluk olmuştur. İstanbul Ermeni Cemaati sonuçta tüm Anadolu topraklarında bulunan Ermeni mirasının anıtsal yapılarının bir şekilde mirasçısı addedilir. İstanbul Ermeni Patrikhanesi vasıtasıyla bunların canlı tutulabilmesi bir şekilde ifade ettikleri öneme binaen yarınlara yönelik olarak toplu hafızanın içerisinde olumlu bir şekilde yer edecek şekilde yarınlara yönelik olarak değerlendirilmesi meselesi İstanbul Ermeni Patrikliği'nin öncülüğünde diyelim ya da aracılığında. Bunlar çok önemli konular Ermeni dünyası açısından ve bu önemi, onun doğurduğu ilgiyi karşılayabilmek için burada yayınlanan bir gazete çok önemli bir kaynak. Bir başlangıç kaynağı, yerine göre bir referans kaynağı. Ve bu çağdaş tarihi Jamanağ'ın işte 90'lı yıllardan bu yana hem Türkiye'de Ermeni meselesinin Ermenistan'ın bağımsızlığını kazanmasına koşut olarak yavaş yavaş tabu olmaktan çıkması, Türk-Ermeni ilişkilerinin bu yeni gündeminin işlenmesi açısından hem de Ermeni dünyasının içine yönelik yeni öncelikler, yeni yaklaşımlar ve yeni düşünce sistematiklerini yansıtması açısından böyle özel bir şey ya da özel demesek de yeni şekillenen gündemin işlendiği, onun temel eksenlerinin etrafında gazetecilik faaliyetinin yürütüldüğü böyle bir dönem 90'lardan bu yana olan ki işte Jamanağ'ın aşağı yukarı çağdaş tarihi ya da yakın tarihi diyebiliriz. Şimdi şey, anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu düşünüyorum. Yani yalnızca bir gazete çıkarmıyorsunuz. Yani bir 113 yıllık bir kurumun da sorumluluğunu taşıyorsunuz. Aynı zamanda işte Türkiye Ermeni cemaatinin bir anlamda hafızası, belleği, olup bitenleri aktaran bir işleve de sahip. Ve Türkiye dışında da diasporada gazete çıkaran kişilerle, kurumlarla bir ilişkiniz de var, bir bağlantınız da var. Jamanağ'ın 100. yıl münasebetiyle düzenlenen o geniş kapsamlı toplantıda da çok dünyanın farklı yerlerinden Jamanağ özelinde
olup bitenleri kritik eden gazeteciler, basın dünyasından insanların yer aldığı geniş bir toplantı yaptınız. Ve konuştuğunuzda, tartıştığınızda, böyle deneyim aktarımı, paylaşımı yaptığınızda ne tür bir farkı var diasporada gazete çıkarmak ile, Ermenice gazete çıkarmak ile Jaman Akı çıkarmak? Gazete çıkarmanın yanında ne tür sorumluluklar hissediyorsunuz üzerinizde? Tabii herkesin deneyimi kendine göre farklı. Herkesin yani dünyada, diasporada Ermenice gazetelerin, özellikle günlük gazetelerin yayınlandığı noktalarda, mecralarda benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da var. Bunların hepsinin sentezi hani karşımıza üzgün bir birikim çıkarıyor. Jaman'ın 100. yılı bu açıdan hakikaten çok önemli bir dönüm noktasıydı. İstanbul'da hangisini kastettiğinizi bilmiyorum. Birden fazla dediğiniz mahiyette toplantı yapıldı. Ermeni diasporasının önde gelen bütün merkezlerinde de diyelim, yurt dışında da çok etkinlikler yapıldı. Erivan'da bir dizi etkinlik yapıldı. Ben İstanbul'da yapılan İstanbul'da kastediyorum. İstanbul'da da birden fazla sempozyum yaptık. Ve karşımıza şöyle bir tablo çıktı. Aslında Jaman'a bir misyon gözüyle bakılıyor. Çünkü bu 113 yıllık kesintisiz bir şey, yolculuk diyelim. Zaman içerisinde sergilenen bir mukavemet, zamana karşı sergilenen bir mukavemet gibi görünüyor ilk bakışta, ama kendi içerisinde barındırdığı çok önemli boyutları var tabii. Hani böyle bir coğrafyada insanların sık sık gırtlak gırtlağa gelebildikleri, yeni hakların elde edilmesinin son derece çetin mücadeleler öngördüğü, kardeş halkların bir arada yaşama geleneğinin çok sağlam olduğu, kardeş halklar arasında dayanışma duygusunun çok sağlam olduğu, ama yeni kazanımlar veyahut da genel olarak yenilikler karşısında herkesin kendisini koruma refleksiyle bir anda agresifleşebildiği, böyle karma karışık şeylerin, birbiriyle çelişen durumların, dengelerin olduğu bir coğrafyada Ermenice bir günlük gazetenin 113 yıldır kesintisiz yayınlanabilmesi başlı başına bir olay tabii. Burada ben her zaman onu söylüyorum. Herkes bardağın aslında ne kadarının dolu ya da ne kadarının boş olduğu konusunda kendi değerlendirmesini yapmakta serbesttir. Ama Jaman Akı her zaman için Türk-Ermeni ilişkileri bağlamında bardağın dolu tarafına dair bir simgedir. Yani kimi insan o bardağın içerisinde sadece bir damlası olduğunu da iddia edebilir. Saygı duyabiliriz o görüşe de. Ama Jaman Akı her zaman o damlaya dair bir semboldür. Öyle görüyoruz kendimizi. Sonuçta bu dünyanın en eski, aralıksız yayınlanan en eski günlük gazetesinin İstanbul'da yaşıyor olması bir rastlantı değil. Bu aynı zamanda Türkiye'nin en eski, aralıksız yayınlanan günlük gazetesi. Ve bunlar sadece hani İçi boş duayenlikler olarak karşımızda durmuyorlar. Bunların arkasında bir deneyim var. Bunların arkasında büyük yaşanmışlıklar var. Ve bunların hepsi bu gazetenin yaptıklarının ve yapmadıklarının, başarabildiklerinin ve başaramadıklarının bilançosunu başlı başına basın tarihi açısından ve Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihi açısından bu coğrafyadaki çok kültürlülüğün, bir arada yaşama geleneğinin geçmişi açısından anlamlı kılıyor başlı başına. İnsan kendi kurumu hakkında fazla iddialı şeyler söylemek, hani tevazudan uzaklaşmadan anlatmaya
anlatma eğiliminde oluyor her zaman tabii ama karşımızda duran tarih bu açıdan hakikaten önemli. Bunların hepsini vurgulamamın sebebi de hani bu kurumu yapay olarak övmek değil. Sadece bugün bu misyonu devam ettirirken ne gibi değerlere, ne gibi önceliklere sadık kalmaya çalıştığımızın küçük ipuçları olarak size anlatmak istedim. Evet, olanı olduğu gibi söylemek doğru söylemektir. Yani olanı söylüyoruz. 113 yıldır yayın hayatını sürdüren bir gazeteden söz ediyoruz. Şunu merak ediyorum. Zaman zaman şöyle arşive baktığınızda bu doğduğu ortam 1908 önemli bir ortam hakikaten de ve belki şimdi New York'tan ya da Londra'dan daha fazla sayıda dilde yayın yapılan bir şehirden söz ediyoruz. Yani İstanbul'dan söz ediyoruz. Oldukça kozmopolit bir ortamdan söz ediyoruz. Ve doğduğu dönemin ruhunu taşıdığı bir dönem yaşadı mı Jamanak? Günümüz 2020 dahil olmak kaydıyla. Bu söylediğiniz çok önemli bir şey. Jamanak'ın 100. kuruluş yılı etkinliklerinin bir tanesinde benim Galatasaray'dan sevgili abim Ragıp Duran bu konuya, aynı dediğiniz konuya işaret etmişti. Bugün dünyanın en kozmopolit şehri New York. Kendisi o toplantıda sayılar da söyledi ama sayılar benim ezberimde kalmadı. Bugün New York'ta basının dil çeşitliliği, yani bugün New York'ta kaç dildeki gazete çıkıyorsa 1908 yılının İstanbul'unda daha fazla dil çeşitliliği var şeyde basında. Çeşitli dillerde tabii yani evet. Bir tek Osmanlı'nın yerel halklarında yani hani işte Osmanlıca, Ermenice, Rumca gibi değil. Hani diğer İngilizcesi, Fransızcası, İtalyancası hepsi evet. içinde olmak üzere. Zannediyorum o zaman Yahudilerin de kendi dillerinde birkaç dilinde evet gazeteleri var. Bugün çünkü Musevi cemaatindeki kardeşlerimiz hani Shalom gazetesi sadece bir sayfa Judeo-İspanyol denen dilde yayınlanıyor ve dini içerikte. Sadece Ermeni ve Rum cemaatlerinin kendi ana dillerinde gazeteleri var bugün. Ama o zaman tablo böyle değil. Çok değişik bir tablo. Mukayeseli sorular aslında her zaman şeydir. Zordur ve özellikle bu söylediğiniz bağlamda daha da zor. Çünkü o ruhu tekrar yakalayabildik mi onu hiç bilemiyorum. Biz geriye baktığımızda aslında her zaman kötümser hesap yapan bir toplumuz. Çünkü hani biraz önce söylediğim gibi çok sık gırtlak gırtlağa geliriz. Bir sonraki aşamada da meseleler hallolduğunda bir önceki adımda yaptıklarımızın biraz bize verdiği duygusal töhmetle biraz belki utançla karışık, üzüntüyle o bizim Anadolu delikanlılığımıza da pek yediremeyiz bunları da yüksek sesle söylemeyi. Dolayısıyla biraz geçmişi kötülemeyi severiz. Çünkü geçmiş sonuçta atlatılmış bir şeydir ve geçmişi kötüleyerek birbirimize olan vicdani borcumuzu da ikame ettiğimiz kanaatindeyizdir. Olayın bu tarafını sabit tutarak söylüyorum ama hani sorunuza kaçamak bir yanıt vermek veriyorum gibi hissetmeyin. Yalnız ben şuna inanıyorum. Her devrin bir ruhu var. Ve hani 1908'de Jamanak'ın yayın hayatına başladığı devrin ruhunu biz daha sonra tekrar bir şekilde yakalayabilirdik de yakalayamadık mı ondan da emin değilim doğrusunu isterseniz. Ama beni ilgilendiren tek şey var. Bu topraklarda yaşayan herkes her zaman için anı, verili zamanı dolu dolu yaşamak ve değerlendirmekten yana. Bu yönde çabalar var, bu yönde arayışlar var ve bu yönde entelektüel üretim var. Böyle bir gazetenin yaşaması
her zaman için bu gayretlerin içerisine bir katkı getirmek, bir çaba getirmek anlamında belki Ermeniler tarafından, belki genel olarak Türkiye adına bir katkı diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta Jamanak Ermenice yayınlanıyor. Ermeni cemaatinin motivasyonuyla yayınlanıyor. Ama unutmamamız gerekiyor ki her halükarda İstanbul'un kozmopolit ortamının bir ürünü Jamanak. Hani bunu madalyonun arka yüzünde şey yapmayı her zaman kabul etmeliyiz. Ve bunu dillendirmek çok önemli. Çünkü zaman geçtikçe bu globalizasyon dönemine giriyoruz. Şimdi üzerine pandemi geliyor. Birdenbire dünya küçük bir köy oldu derken birdenbire ülkeler yine kendi sınırlarını kapatmaya başlıyorlar. Herkes turist peşinde, bütün olanaklarını seferber ederken mülteci gördüğünde birdenbire ulusal sınırlarını hatırlamaya başlıyor. Böyle bunların hepsinin kendilerine göre haklı sebepleri olabiliyor. Yeni zamanlar bize her adımda çok derin çelişkiler getiriyor ve bunlarla baş etmek için yine de ortak değerlerimizi ve bir arada yaşama geleneğimizin hatırlanmasına vesilelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Bu gazetenin kurucularına da buradan bir merhaba demiş olalım bu vesileyle. Evet sevgili izleyiciler, insanı insanda arama yolculuğumuzun bugünkü konuğu sevgili Ara Koçumyan idi. Kendisi bizi Jamanak gazetesinde misafir etti ve Jamanak gazetesinin tam 113 yıllık tarihini ve bu tarihe eşlik eden aile tarihini, kişisel tarihini bizlerle paylaştı. Bir dahaki programa görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.